kazanamamıştık. Sadece hem bizim için hem Türkiye için çok önemli bir şehrimiz. Sivas dışında yaşayan takriben sadece Türkiye'de 3 milyon müşterinin birebir takipçisi olacaklar. Ben inşallah arkadaşlarım... O Filistin'deki, Gazze'deki çocukların, kadınların hali gerçekten yürekleri dağılıyor. Yani izleyemiyorsunuz yani. Dayanılacak gibi değil yani. Gözünüzün önüne bir görüntü geliyor. Bir taraftan bombalar yağıyor. Öbür taraftan insanlar bir taraflara koşuşturuyor. Yani küçük bir çocuk, kız çocuğu kucağına küçük, daha küçük bir çocuğu almış. Onu kurtarmaya çalışıyor. Gerçekten inanılmaz görüntüler. Bunlar gerçek yani. Bunlar mizansen değil. Bunlar yaşanan şeyler. Vicdan olan herkesi bunlar etkiliyordur. Ve nitekim etkilediğini nereden görüyoruz? İşte Amerika'daki üniversitede yaşanan hadiselerden görüyoruz. Hollanda'da, Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yaşanan hadiselerde görüyoruz. Hani özgürlükçü Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, niye bunlara müsaade etmiyorlar? LGBT'cilere müsaade ettikleri kadar Filistin için onurlu bir duruş ortaya koyan öğrencilere, o protestoları gerçekleştiren öğrencilere müsaade etmiyor. Ve inanılmaz bir şiddetle müdahale ediyorlar. Birçoğuna gözaltı yaptılar. Birçoğu hapiste şu anda. Ve polis zorbalığıyla biliyorsunuz orayı dağıtıyorlar. Onları dağıtıyorlar. Yani Batı'nın iki yüzlülüğünü, sahtekarlığını, yani demokrasinin de sahte olduğunu, insan hakları savunuculuğunun da sahte olduğunu, hepsini işte bu hadisede de görüyoruz. Bu resmen dünyanın gözleri önünde İsrail'in yaptığı bir katliamdan öte soykırımdır. Açık ve net soykırımdır. Ve bu soykırımı lanetliyoruz. Beklentimiz tabii ki uluslararası mahkemelerde bu dava görülmeye başladığında, ki süreç başladı biliyorsunuz, ve inşallah İsrail, terörist ve siyonist İsrail, onun şu andaki başbakanı Netanyahu, katil Netanyahu ve diğerleri, savaş kabinesi inşallah soykırımla yargılanacaklardır. Yargılanmaları gerekmektedir. Türkiye'de biliyorsunuz bu davaya müdahil oldu. Ve şu anda bildiğim kadarıyla İslam dünyası içinde de en tek, şu anda ilk dahil olan ülke Türkiye. Tabii Türkiye bu konuda hem Gazze'ye en çok yardım eden ülke, hem uluslararası bütün kuruluşlarda, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, Filistin'in, Gazze'nin, işte Doğu Türkistan'ın, diğer bütün mazlum coğrafyaların haklarını da savunan, en güçlü bir şekilde savunan Türkiye.